Böyle fikstür mü olur arkadaş? Liverpool deplasmanı niye koyuyorsun buraya? Hoş geldiniz gençler. Oho. Liverpool deplasmanı, Arsenal deplasmanı, United deplasmanı. Real Madrid'le kendi sahamızda. Yayın kasıyor sanki değil mi? Yayını bitirsek fena olmayacak. Bir kasıntı var yayında. Cızırdama var. Böyle yamayı yapanın. Böyle yama mı olur? Antoniciler mi geldi ilk önce? Aleykümselam. Allah, Antoniciler geldiler. Evet, olanların farkındayız dostlar. Sadece Roma, Sporting, Liverpool, Villarreal değil rakiplerimiz. İçimizdeki İrlandalılar da var. Elimizden geleni yapacağız. Otobüsümüzün ön tarafında bizde vazgeçmek yok yazar. Hocamızdan, imparatordan öğrendik biz bunları. Vazgeçmeyeceğiz. Kişilerin değil, armanın peşinden gideceğiz. Oğlum var ya, çok stres yaptırttınız dün bana. Vallahi ben Bayern'i yenerdik ya. Elim ayağıma dolaştı maçta ya. İzledim bir daha maçı. Elim ayağıma dolaşmış. Saçmalamışım maçta ya. Cidden saçmalamışım maçta yani. Evet, şöyle kısa bir özet yapalım. O zamana kadar da toparlanırız. Arkadaşlar, küme hattının sınırındayız. 17. sıradayız 11 puanla. Zaten aslına bakarsanız bu sezon küme düşmemek hedefimiz vardı. Aslında kötü de oynamıyoruz ama skor alamıyoruz. Roma, Villarreal ve Sporting. İşin ilginç tarafı, bu 3 takımla da bu videoda fikstürümüz var. Roma maçıyla başlayacağız. Villarreal maçları da var ve Sporting maçı da olacak. Çok zor bir fikstür var. Roma, Sporting deplasmanı Anfield'da çıkacağız. O Anfield maçını yani 3-0 hükmen verseler sahaya çıkmam. Villarreal'i ağırlayacağız, Inter'i ağırlayacağız. Arsenal deplasmanı. Hoş geldiniz gençler. Ve Manchester United deplasmanı Real Madrid deplasmanıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Vallahi 4-3-3 Bayern maçında orada hata yaptık işte hocam ya. 4-3-3'e geçtik. 3-2 iken maç. 4 savunmaya geçelim dedik biraz. 3-2'den 4-3'e döndü maç. Yani bizim savunma anlayışımız, şu iki stoperimiz özellikle Milankovic çok ağır kalıyor. Çok savunma takımı değiliz biz. Çok savunma takımı değiliz. Mecburen en iyi savunma hücum dur mantığıyla oynamaya çalışacağız. Evet, artık maça geçelim yavaş yavaş. İlk maç Roma maçı. Bakalım Roma karşılaşmasında neler olacak? 18. sıradalar. Açıkçası kaybedersek arkadaşlar Roma maçını küme düşme hattındayız. Yani artık işin şakası makası bitti. Vallahi küme düşme hattındayız yani. Evet, haydi bakalım şöyle bir başlayalım. Yayın 2 saat sürer. 10.30'a kadar gideriz. Evet, Capri Raum, Marsa Milankovic, Fresneda, Ricky Fernandez, Krava, Zakaryan, Zaniolo ve Mitrovic bazı oyunculara son şansı veriyoruz arkadaşlar. Özellikle bize kazan kaldıran oyunculara son şansları veriyoruz. Ama yıkılmayacağız. Yıkılmadım, ayaktayım diyeceğim şimdi. Hadi bakalım. Helal olsun, bak bana güvenen var. Helal olsun, aynı otobüse bindiğimiz insanları hala görmek çok mutluluk verici bana. Haydi bakalım. Vurduğumuz gol, yediğimiz ofsayt olsun dedik. Karşılaşma başladı. Hadi çocuklar. Ulan bala göte de olsa şu maçı almamız lazım ha. Yoksa küme düşme hattındayız. Krava. Raum. Sakın kaptırma. Şimdi güzel geldik. Çok güzel geldik. Acayip seksi geldik. Penaltıyı da aldık. Penaltıyı aldık. Penaltı hakem, neyini inceliyorsun? Penaltı, penaltı. Penaltı, penaltı. Evet. Henüz maçın başında öne geçme şansı. Kim var? Krava atar, atar. Sizin oyunlarınız varsa bizim de hakemlerle ilgili aksiyonlarımız oldu son 24 saatte. 1-0. Bizim de aksiyonlarımız oldu 24 saatte. Ağlayacaksanız oynamayalım. Antoniciler. Biz de boş değiliz yani. Biz boş değiliz. 1-0. Yalnız iyi başladık maça.
Haydi çocuklar, 2'yi bulalım. En azından bu maçlık Antonicileri susturalım. Çünkü Anfield'da Liverpool deplasmanında muhtemelen chat onların olacak. Torreira aldı. Zakaryan! Penaltı! Penaltı! Penaltı tabii ki! Püüü hakem senin! Püüü! Yoktu lan penaltı. Devam. Evet, maşallah iyi başladık. Golü de bulduk. Şimdi İbanez. Rom. Haydi oğlum benim. Haydi bak Antonyciler suskun. Yalnız bizim otobüse de kimse binmemiş. Chat biraz bize destek olun ya. Yalnız kaldım burada ya. Baskı altındayım. Şimdi Fresnada. Haydi oğlum benim. Mitrovic. Ulan yine 6 pastan. 6 pastan kaçırmış ya. İyi başladık. Hayda. Hayda. Dışarıya. Aman aman çocuklar. Aman bu kadar baskılı oynuyoruz. Basit bir pozisyonda gol yemememiz lazım. Şimdi Fresnada, Zaniolo, Ricky. At oğlum Fresnada'nın koşu yoluna. Çok güzelsin, dinliyorsun hocanı. Orta, kafa Livakovic. Tamam kardeşim, tamam bekliyoruz. Hayda, yedik geçişi. Hayda, yapma bunu. Yapma bunu, Enzo çizgiden çıkartıyor. Enzo Fernandez. Abraham. Şimdi yine Enzo. Ricky. Abraham'a bak ya. Hoppa, Mitrovic aradan. Zaniolo, ihtiyacımız var. Ah Zaniolo. Ah oğlum benim, ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlum bunlar iyice gece hayatına girmişler. Çok güçsüzler ya. Çok güçsüzler ya bunlar. Mitrovic. Allah'ım neler kaçmaya devam ediyor. 1.83 gol beklentisindeyiz. Ve sadece tek gol bulabildik. 2.08 gol beklentisiyle kapattığımız ilk yarıda tek gol bulabildik. Gençler, rakibin bir isabetli şutu var. Ama sanki bu maç Antonicileri sevindirecekmişiz gibi bir ortam var. O yüzden biraz frene basacağız. Hoş geldin kardeşim. Haydi bakalım. Zaniolo. Milankovic. Olmadı. Zaniolo. At kendini, al penaltıyı. Hakem ayarladık. Allah'ım ya. Oğlum nasıl vuruş o? Livakovic'e bak ya. Ne kadar verdiniz lan Livakovic'e? Ne kadar verdiniz Antonyciler Livakovic'e? Oğlum ikinci golü bulmamız lazım. Hadi çocuklar, bam 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 geliyoruz. Hadi artık ya. Bir değişiklik yapacağım. Enzo kötü. Lavia'yı alacağız. Biraz orta sahaya direnç katsın. Onun haricinde Zaniolo yerine de bir Fofana hamlesi çakalım. Hadi bakalım. 3.15 gol beklentisi ve sadece tek gol. Haydi. Hayır 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 hayır. Ah penaltı lan. Ulan geldi. Mod geldi. Pena. Hakemi ayarladı geç. O yüzden geç geldi zaten. O yüzden geç geldi mod. Yavrum benim be! Biz bu oyunu bozarız! Biz bu oyunu bozarız! Biz bu oyunu bozarız! Biz bu oyunu bozarız! Ruhumuzu koyduk ortaya bu takım için biz! Ulan hadi ikinci golü bulun artık! Kaç gol beklentisine geldiniz? Gel Rokuya'mız, Rokuya gel! Devam! Var bizim de ufak numaralarımız! Yalnız şu maçta puan kaybedersek çok yazık olacak. Haydi oğlum beni, haydi krava. Haydi! Ah! Yine kaçtı. Yine kaçtı. Kaçmaya devam ediyor. Ya bu inanılmaz bir şey arkadaşlar ya. 4 gol beklentisindeyiz ya. Şimdi Rokue. Lavia! Ah! Oh, oh, oh. Yok ya, puan kaybedeceğiz. Vallahi puan kaybedeceğiz. Oğlum dur, yenelim de ligin sonuncusunu yenelim. Bence puan kaybedeceğiz. Haydi Ricky. Offside. Aa bu da kaçtı. Neler kaçıyor lan? Ne yapıyorsunuz lan?
Oğlum beyler ne yapıyorsunuz lan bu takıma? Arkadaşlar Allah'ınızı seven istatistiklere baksın ya. Tamam herifler penaltı kaçırdı. 1.45 gol beklense o yüzden geldi ama 32 şut, 12 isabet, penaltı dahil 4.27 gol beklentisinden tek gol bulduk. Kazandık ama yani bu skora çevirememe olayı ciddi sıkıntı. Kazanınca tabii chat sessizleşiyor. Biz demiştik son sözümüzü söylemedik diye. Maçın en iyisi David Raum arkadaşlar. 8.2 ile Rick 7.2, Krava 7.8, Zakaryan 7, Fresnada 7.4, penaltı kurtaran Kaplil 7.7 ile oynadı. Vallahi Livakovic de 7.5 ile oynamış ha. Ama benim kaleci de penaltı kurtardı. Onur öyle deme. Bizim kaleci de penaltı çıkardı şimdi. Evet, bu kritik galibiyetten sonra şimdi bakacağız ne durumdayız arkadaşlar. Evet, küme düşme hattından bir tık uzağa attık kendimizi ama önümüzdeki maçlar çok zor. 12. sıradayız. 12 maç 14 puanla an itibariyle 12. sıradayız. Haydi bakalım. Raum'u şöyle tebrik edelim. Şimdi zor bir maça gidiyoruz. Portekiz'e gidiyoruz. Portekiz'de Sporting Lisbon. Ondan sonraki maç için ise vallahi bir şey diyemiyorum artık. Ondan sonra, aleyküm selam. Ondan sonraki maç açıkçası biraz sıkıntı olacak bir karşılaşma. Sporting'i yenebiliriz bence. Bu Dedic'e acayip teklifler geliyor arkadaşlar. Totalde 30.5 milyon euroya bir teklif ama satmayacağım. Bizim transfer dönemi açılmadı. Araplardan geliyor teklifler. Onlarda transfer dönemi açık olduğu için beksiz kalmak istemiyorum. Yapacağız. Manu maçını da yapacağız. Yapacağız o maçı. Yapacağız. O maçı yapmaz olur muyuz Manchester United maçını? Acayip yapacağız o maçı. Ama esas buradaki maç Liverpool deplasmanı arkadaşlar. Yani Liverpool deplasmanı bayağı bizi hoplatabilir. Yani ben muhtemelen suskun bir maç izleyeceğim. Evet evet, Mitrovic'i satış listesine koyacağım Onur. Koyacağım çünkü alemci bir daha kazan kaldırdı geçtiğimiz videoda biliyorsunuz. Oh, Manchester'a kaymışlar. Liverpool Manchester'a 4-2 kaymış. Oh, içimin yağları eridi. Oh. 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 Bura daha iyi ya. Bura daha eğlenceli hakikaten. Dedic'e transfer teklifleri devam ediyor. Satmıyorum anasını satayım ya. Satmayacağım. Evet, Sporting. Ulan var ya, kaç takım var ligde? Bir şey diyeceğim size. Bakın size var ya, kaç takımın formasını giydireceğim biliyor musunuz Antonucular? 19 takımın formasını giydireceğim size. 19 takım tutacaksınız. Çok şanslısınız. Hadi bak şimdi Sportinglisiniz. Hadi bakalım şimdi Sportinglisiniz. Yok ya, Dedic kalsın. Kalsın Onur. Şimdi Sportingçisiniz. Bize forvet ve stoper kesin alacağız arkadaşlar. Belki bu videoda bile yapabiliriz o transferleri. Belki ufak şu Antonicileri küstürmek için Antony'yi alırız diyormuşum. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Tabii ki şaka yapıyorum. Dünyanın en iyi 50 oyuncusu. Lewandowski, Fernandes, Salah, Kylian Mbappe, De Bruyne, Haaland, Vinicius, Kimi, Rodri, Musiala, Courtois, Saka, Harry Kane. Bakıyorum değişik bir isim. Ugarte 20. sıradan girmiş lan. Ugarte, Kravat, evet Kravat, Salah. Krava 23. sırada. Osimhen var arkadaşlar. Bizden başka isim yok. Bizden başka isim yok. Devam. Evet, kritik maç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sarı kart sınırında Zaniolo var. Bu maçta Zaniolo'yu oynatmayacağız. Çünkü önümüzdeki Liverpool deplasmanında olması lazım. Rick Yeme'de bir Lavia hamlesi yapacağız. Açıkçası Scully'yi de şöyle atalım. Ben oyundan memnundum ama bekleri birazcık geri çekeceğim bu karşılaşmada. Haydi bakalım, başlıyoruz. Mitrovic yerine de Rokuya yatıyorum. Mitrovic, seni satacağım oğlum. Hadi bakalım. Haydi bakalım. İyi takım oldu. Haydi. Haydi bakalım. Fikstürü ben ayarladım. İki galibiyetle başlayacağım. Skip Højbjerg orta sahası yapmış. Yok oğlum, zor maç ya. Bu da sıkıntılı maç. Ben söyleyeyim size. Evet, yani Roma maçındaki üretkenliğin %10'u, %20'si bile yok sahada. Ne yapıyorsunuz lan? Kendinize gelin, alo. Şu an Sporting geliyor. Haydi Raum, duran toplar candır böyle maçlarda. Ah be oğlum ya, ah Zakaryan ya.
Şavalyer. Şavalyer de iyi kaleci. Bu Diomende'yi alabiliriz arkadaşlar. Sporting'in stoper oyuncusu. Valla para mara isteyecekler ama veririz. Paramız var kasamızda. Diomende çekebiliriz. Ben beğendim onun profilini. Özellikle fiziksel anlamda 4-2-3-1 için geniş alanda çok fazla yakalanmayacak bir oyuncu. Ya attın pasa krava senin ya. Evet şu an Antoniciler gol sevinçlerini hazırlamışlar, bekliyorlar. Ay indirdiğin topa senin ya. Geldiler. Bir avans üçte biter. Bir avans üçte biter. Devam. Senin kafa vuruşunu sokayım. Mars'a mıydın? Neysin? Nereye indirdin o topu öyle ya? Yanaştıracağız kardeşim, merak etme. Ama kötü oynadık, iyi oynamadık. XG'ler eşit olsa da üretmekte biraz sıkıntı yaşadık açıkçası. Şimdi ufak değişikliklerle biraz hücum anlamında takımı ayağa kaldırmamız lazım. Bir puan bile fazla panik yapmayacağız. Gaza gelmeyeceğiz gaza arkadaşlar. Gaza getirmeye çalışıyorlar. Çok açılmayacağız. Açıldığımızda gördük çünkü Bayern maçında. Sakin olacağız, sakin. Maç maç oynayacağız. Raum ne oynadın 6.5'luk ya? Şimdi şöyle bir bakalım. Şunları birazcık öne atabilirim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Haydi oğullarım benim. Yaparız. Nerelerden dönmedik biz? Oğlum ikinci golü yersek var ya, bak mahvet. Liverpool maçına çıkacağım. Lan Liverpool maçına çıkacağım lan. Ah, krava sakatlandı. Kurtardı, kaleci kurtardı, kaleci. Çete bakmıyorum maç devam ederken. Düşürüyorsunuz beni. Bakmayacağım. Hadi bakalım. Haydi Zakaryan! Zakaryan! Sus yahu tribünlere Zakaryan! 1-1. 1-1 Zakaryan. Pü, offside beklediniz, pozisyona bak. Yuu, yazıklar olsun, inceleme bile olmadı. 3 metre arkadan çıktı. 3 metre Zakaryan. Dur sakin. Gel. Devam çocuklar, devam. Haydi oğlum benim, haydi oğlum, haydi oğlum benim. Oğlum herifler Tottenham'ı almış lan. Emerson Royal, Höberg, Skip. Haydi oğlum benim, haydi çocuğum benim. Enzo, Raum, seversin, seversin. Ah be Zakaryan ya. Sakın kaptırma orada. Sakın kaptırırsan yeriz golü. Bak bak. Skali yürü. Ah be Skalicim be. Sakın. Sakın geçişe dikkat. O ne lan? O ne lan? Yok canım, vermeyecek golü ya. Yok canım, yok. Oğlum o neydi lan? Hadi çocuklarım. Ya senin ben oynayacağın topu osurayım ya. Fofana gel oğlum gel. Gel Zaniolo'cum benim gel. Oğlum Zaniolo sarı kart görürse de yok ya. Bunu da kanat forvet hücumu yapalım. Tamam devam. Vallahi bir puana razıyım açıkçası.
Yalnız yine gol XG'de yine rakibe üstünlük sağladık. Yaklaşık iki katıyız şu an rakibin. Ama oyuna yansıtamıyoruz. Haydi Zaniolo'm benim. Ah be oğlum ya. Çıkartma çıkartma lan. Aferin. Geliyor. Geliyor. Bak bak bak. Sola. Raum. Fırla. Oğlum senin attığın pas. Hadi oğlum benim. Oğlum nasıl orta o ya? Baskıyı kurduk. Baskıyı kurduk. Zaniolo offside yok hakem ya. Yok ya. Gördük buradan. Ver 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 ver. Yes yes yes. Ha ha. 2-1. Bunu offside diyor. Evet arkadaşlar. Bakın top ayaktan da çıkmış. Şunu offside diyen bir antoloji var. Antoloji kitlesiyle karşı karşıyayız. Ne dedim size? Bir avans 3'te biter. Durun lan. Hemen değişiklikleri yapmam lazım. Temiz gol tabii canım. Aferin sana Deniz. Şimdi. Çıkmayın lan ileri. Defanstan da kısa pasla çıkma. Zaman geçir. Tempoyu düşür. Tamam burada fazla geriye yaslanmayacağım. Bir de bunları kanat bek destek yapalım. Hop Zizi dur elim ayağımı dolaştı. Oğlum Zizi'ye geldik. Zizi'nin üstüne yanlışlıkla tıkladım. Kesin Zizi tutacağız şimdi. Haydi çocuklar haydi çocuklar. Tek kamera açısı bizde. Haydi bakalım işte üst üste ikinci galibiyet. Geriye düştük. Yılmadık. Üstümüzdeki baskıya rağmen. 18 şut 6 isabet 1.91 gol beklentimiz var. Rakibin 9 şut 4 isabet 0.86 gol beklentisi. Hak ettik arkadaşlar. Hak ettik ve kazandık. 2 maç 6 puan yaptık ama Antonicilere yetmeyecek. Çünkü otobüse binmek istediklerinde onlara söyleyeceğimiz bir çift sözümüz var. Maçın adamı Zaniolo ikinci yarıda girdi maçı çözdü. Scully 7.4, Ward-Prowse 7.4, Zakaryan 7.5, Matias Tel 7.1 ile oynadı. Neyse. Çok fazla şey yapmayalım çünkü şeye gidiyoruz. 10. sıradayız. 10. sıradayız arkadaşlar. 10. sıradayız. 17 puanla 10. sıradayız an itibariyle. Küme düşme hattıyla aramızdaki farkı da 6 puana kadar çıkartmış durumdayız. Ama şimdi çok fena bir maça gidiyoruz. Bu arada Krava 4-7 gün yok. Allah'tan bir milli ara var. Milli ara var. Orada sakatlı dönecek. Şimdi Liverpool. Anfield Liverpool. Valla oynamasak da olacak maçlardan biri açıkçası bu karşılaşma. Ligin lideri de Bayern Münih. Biz neredeyse yeniyorduk bu herifleri gençler. Tek mağlubiyetleri varmış. Oh, 2 maç 6 puan. Hiç bakmıyorum. Hiç Liverpool şunu yapacak bunu yapacak. Hiç ilgilenmiyorum. Soda için soda gençler. Soda işe yarar. Hadi bakalım. Sekiz mi? Ha! Gülüyorum. Gülüyorum. Nunes'i satmışlar lan. Oğlum bir puan alırsam var ya efsane olur ha. Şu maçtan bir puanı çıkartarsak muhteşem iş yapmış oluruz ben size söyleyeyim. İnanılmaz olur yani. Salah kesin bak. Şimdi işin gerçeğine dönürsek Salah atacak abi. Kayacak yani. Onun şeyi yok arkadaşlar ne yazık ki yani. Olacak. Şunları bir alalım. Boşluğumuz varsa öneriyorlar. Şunları bir halledelim. Futbol direktörümüz var lan. Fatih Terim futbol direktörü. Liverpool deplasmanını 2-2 çok iyi olur ya. 2-2 Liverpool maçını mağlup da olsak toparlayacağımız bir maç var arkadaşlar. Villarreal var. Şu an 10. sıradayız abi. Daha ne olacak bu ligde? Onuncu sıradayız. Ha Fatih Terim futbol direktörü yaptık geçen Erdem. Şu an hocamız bizle birlikte. Ayda tam Zaniolo sakatlandı. Allah'tan 1-2 gün. Aman sakatlık fazla olmasın da gençler.
Ya oğlum hiç Memo, Rohat neredesiniz oğlum lan? Hiç mi bana destek yok chatte? Çok yalnızım buralarda. Oha, Jesus'u gözlemci olarak mı aldı? Oha, acayip bir taşak o ya. Acına bak. Farklı fantezilere geçmiş resmen. La bu mod yoksa Memo'yu falan engelledi mi, ne yaptı? Gözlemci raporları güncelliyor şu an takip listemizdeki. Bakalım bu zor deplasmanda neler yapacağız arkadaşlar. Umudum yok. Yani bu deplasmandan çıkamayız. %90. Ya şu Tiav'ı da oynatamadık. Tiav'ın kiralık sözleşmesinden memnun değil diyor. Hemen düzelteceğiz diyoruz. Villarreal maçında Tiav'ı oynatmamız lazım. Ya koçum benim be. Koçlar geldi bak, aslan parçaları. La Bayern Münih'e bunlar yüzünden puan kaybettik dün. Vallahi billahi elma ayağıma dolaştırmışlar. İzledim videoyu, kendime güldüm. Ne panik hareketler yapmışız ya. Panik değişiklikleri yapmışım gençler komple ya. O ne lan? Allah seni kahretmesin. Oğlum dur, rahat falan var ya. Adam 2 dakikada bir tuvalete gidiyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ya konsantremi bozmayın ya. Kafamda oynayamıyorum Liverpool maçını sizin yüzünüzden. 5 ince kendimize geliyoruz. Rohat'a babası izin vermiyor arkadaşlar. Yasaklamış bizi. İzleme diyor o sapık adamı. Mahkemeye verecek babası beni, anasını satayım. Memo hoş geldin. Neredesin sen ya? Burada yalnız kaldım. 2 maçta 6 puan yaptık koçum. 2 maç 6 puan ama susmuyorlar Memo. Geri dönüş yaptık. Evet arkadaşlar, Liverpool maçındayız. Şimdi Latife bir kenara. Şimdi biraz bakacağız tabii ki. Her zaman dediğimiz olayı yapacağız. Büyük maçlar büyük oyuncularla kazanılır. Zaniolo'yu oynatacağız. Mitrovic'i oynatacağız. Bekleri çok fazla ileri atmayacağım. Ve açıkçası pozitif pozitif de oynamayacağım. Dengeliye geçeceğim bu karşılaşmada. Bekleri ileride kullanacağım ama defanstan kısa pasta çıkartmayacağım. Şöyle bir göz gezdirelim. Sen de ters ayaklı kanat oyuncusu hücuma gel. Sen de derin oyun kurucu savunmaya gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yalnız Enzo'da sıkıntı var. Enzo Fernandez'de sıkıntı var. Bir Ward Bros yapalım. Ricky'yi buraya alalım. Yok be, almadım Antony. Antony alır mıyım ben ya? Baran'ı sağ tarafta oynatırım. Batuhan Şen'i sağ tarafta oynatırım. Antony'yi oynatmam ben gençler. Çok korkuyorum. Çok tehlikeli maç. Deneyecek çok fazla bir şey yok. Dengeli başlıyoruz. İlk defa pozitiften vazgeçtiğimiz bir karşılaşma olacak. Enzo yok. Hafif sakat. Elliot, Keita, Salah, Diaz, Gakpo, Robertson, Van Dijk, Konate, Arnold, Alisson. Ulan insan biraz rotasyonla çıkar lan. Kaybedecek bir şeyimiz yok çocuklar dedik. Hayda. Başlatmak istemiyorum ya. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Bismillah. Oğlum ne yapıyorsunuz lan takıma? Sıçtık. Tezgaha geldik ya. Tezgaha geldik ya. Resmen tezgaha getirdiniz takımı. Geç gizli forvete o zaman. Yapacak bir şey yok oğlum. Ya da ofansif orta saha hücumu oynarsın sen aslan. Yo bir dakika ya. Niye öyle bir şey yapıyorum ki? Diomande'yi almıştık oraya. Diomande'yi oynatacağım. Hadi bakalım. Evet. Ya bu maçta çok konuşulacak bir şey yok arkadaşlar. Çok kalite farkı var yani. Yani yenilsek de sıkıntı yok şu karşılaşmada. Bir daha izleyelim. Bir daha. Yetmez.
Tüh ya, 5 dakika tutamıyorsun ya. Lan 5 dakika tutamadınız. 5 dakika be. Aferin Kaprit sana be. Yok ya, ben basacağım ya. Hücum oynayacağım. Bu takım savunma yapamıyor ya. Vallahi yapamıyor. Lan 2 dakika sevinseydik. 2 dakika havalara girdik. Triplere girdik burada. 2 dakikada bizi rezil ettiniz be. Bir de duran toptan yedik. Akan oyundan yeseydik canım bu kadar yanmazdı ya. Vallahi 5 yiyeceğim gibi geliyor bana da. Vallahi dans da boşa gitti anasını. 5 dakika tutamadılar ya. Oyda. Haydi oğlum. At zaniye. Yürü. Ay senin yapacağın ortaya ya. Ön direk orta yapma ya. Oho. Sol taraftan. Offside. Offside, offside. Offside. Hakem offside'ı ver lan. Offside, offside. Offside la. 3 metre offside. Ne golü? Net offside ya. Net %100 offside golü yedik. %100 offside. %100. Bak bak. Değilmiş lan. Oğlum çok iyiler lan. Baş edemiyorum şu an yani. Yürü oğlum. Haydi krava, sendeyiz oğlum. Buna offside diyorsunuz. Yuh! Buna nasıl offside dersiniz ya? Devam. Devam, vazgeçmek yok. Abi herif içinden geç. Ne yapıyorsunuz? Vurdurtma. Tamam. Çete elimden geldiği kadar bakmamaya çalışıyorum. Moralimi bozmaya çalışıyorlar. Yalnız maçın hakkı 2-2 falan değil arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Çok kötü oynuyoruz. Kötü oynuyoruz yani. Bak yine bek kaçırdı ya. Of 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 of. Sakin. Abi yapma orada top kaybı ya. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? İki topu tutamadınız ayağında ya. Eşek herifler. Oğlum herifler yürüye yürüye gol atıyorlar ya. Yürüye yürüye geliyorlar ya. Çıkartacağım acım, çıkartacağım. Bekler çöktük ya beklerden. Scully'yi alacağım harbiden. Ya devrenin sonunda yenilecek gol mü ya? Devrenin sonunda yenilecek gol mü? 3-2. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha son sözümüzü söylemedik. Hakikaten Fresnada'yı çıkartacağız. Scully'yi alacağız. Bir de buradan çok geliyorlar. Yine merkezden de geliyorlar. Şöyle yapacağım. Bir dakika, oraya bakamam şu an. Konsantre olmaya çalışıyorum. Abi stoperler çok kötü ya. Stoperler
Stoperlerimiz ölü arkadaşlar ya. İkisi de 6-4'le oynuyor abi. 6-4'le oynayan stoper mi olur bu seviyede ya? Ah Ricky. Yomande'yi çıkartacağız. Riskse risk budur. Hadi oğlum benim. Korkaklar destan yazamaz. Hadi çocuklar. Krava biraz topladı sanki biraz. Hadi oğlum benim. Hadi oğlum benim. Offside. Offside, offside. Ah, ah. Oğlum vallahi iyi oynadık ha. Beklediğimden çok daha iyi bir hem oyun hem de skor beklediğimden çok iyi oldu. Hadi çocuklar, hadi çocuklar, hadi çocuklar. Bir karambol golü ya. Aha! Fana 3-3. Dur. Devam lan. Risk alalım anasını satayım. Risk alalım, devam. Devam anasını satayım, devam. Oh, oh bir daha geliyordu. 3 mü geliyor? 4 geliyordu. 4. Ne olur ya. Kaleci degajıyla o topu nasıl sindirttin Milankovic hayvanı. Hadi sıra bizde. Hadi oğlum yürü ulan Fofana. O nasıl first touch ya. Uzun oynattırın. Şaşırdılar ya şaşırdılar. Çıkamıyorlar hadi. Ah 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 ah. Tamam bakacağım. Oy. Fofana, Fofana. Hadi oğlum. Tarih bunları yazar. Geri dönüşün kralı. Oğlum dur çok stres yaptım lan. Kaçıncı dakika lan? Devam anasını satayım. Gevülmeyin. Devam. Devam. Devam çocuklar. Devam. Yetmez. 4 de yetmez. 5 olsun. 5 yetmez. 6 olsun. Devam. Beyler tarihi bir maç oynuyoruz bu arada. Haberiniz olsun ha. Bence sezonun maçını oynuyoruz an itibariyle. Oh! Ya! 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 Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bence kariyerimizi şaka maka bir yana arkadaşlar. Kariyerimizin en müthiş maçını oynadık. Yani böyle bir karşılaşmada bu geri dönüş paha biçilmez. 3-1'den geri döndük. 3-1'den geri döndük değil mi? Yok 3-2'den geri döndük ve 4-3 aldık. Mitrovic 8 noktaydı. Krava 8 noktaydı. Fofana 7-6. Enzo 7. Raum 8-1 ve Scali 7.3. Ay ay. Yalnız yapmış olduğum taktiksel değişikliği unutmayalım. 14 maç 20 puandayız. Küme düşeceğimizi sanan Antoniciler şu an şoktalar. Çünkü Galatasaray'ımız arkadaşlar ilk 10 sırada. İlk 10 sırada. VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyorlar. Ah, ah yalnız Zakaryan gitti. Zakaryan gitti. Bu kötü oldu arkadaşlar. Evet Villarreal tam dişimize göre tam. VAR kayıtları açıklansın diyorlar. VAR operatörüne laf ediyorlar.
Hadi bakalım. Ya Memo çok klip var, çok çok klip var. Yok bu bir yama şey yok şamp şey değil. Oyun orijinali değil. Benim yapmış olduğum, kendim yapmış olduğum bir yama arkadaşlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hani böyle şu an bağıramıyorum. İyi seksin üstüne sigara içilir ya. Villarreal maçında ilk yarıyı size bırakıp onu yapacağım arkadaşlar. Sizin özelinizde değil ha. Yanlış anlamayın. Sadece hakikaten inanılmaz heyecanlandım. İnanılmaz stres yaptım maçta. Elim ayağım dolandı yani. Oğlum alınmayın, size demedik ya. Size demedik oğlum, sesimizi kıstık dedik. Maçtan çok büyük zevk aldım. Şu hiç beklemediğim bir şeydi çünkü. 5 tane yiyecektim. Hadi bakalım. Yalnız biz biliyorsunuz çok okyanusu geçip derede çok boğulduk. Abi Şampiyonlar Ligi yok. Bu Avrupa'nın Süper Ligi. Şampiyon olan Avrupa'nın en büyüğü oluyor zaten bu ligde. Size de mi yakın? Evet. 3 maç ceza aldırtmak için Antoniciler ellerinden geleni yapıyorlar arkadaşlar. 3 maç ceza aldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama durun daha bitmedi. Müthiş başladık. 3 maç 3 galibiyet. 2 maçımız kendi sahamızda. Neden 5'te 5 olmasın? Hadi bakalım. Şimdi biraz ikinci yarıdaki olaya döneceğim. İkinci yarı yaptığım olay baya iki hem hücumda hem de savunmada etki verdi. Onu yapacağız. Yapacağız. Oğlum çok stres yaptım lan. Bir ara hakikaten 3-2'den sonra dedim ki bu maç acayip bir tarihi farka gidiyor dedim yani. Sen orada kal. Fofana sen böyle geç. Enzo gel oğlum Ricky yerine. Scali kesinlikle sağ bekimiz arkadaşlar. Fresnada hiç olmadı. Şu Thiago'yu da oynatacağız ya. Thiago'yu oynatmamız lazım yoksa kiralık sözleşmesini feshedecek. Rokuya'yı da atalım. Yüksek tempo bekler ileri çıksın. Koşu yoluna pası açalım. Burada tamamdır. Şunu gizli forvet'e açacağız. Bir tanesini kanat forvet yapalım. Hatta bunu da kanat forvet yapalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Gidiyoruz maça. Size bırakıyorum. Bir sigara içip geleceğim hemen. Dumanlanacağım. Maç sizde. Hadi bakalım. 3 puan candır. Kazanırsak çok enteresan şeyler konuşmaya başlayabiliriz. Ama ben biliyorum. Yani biz derede boğuluruz yeri gelince. Biraz hızı düşürdüm. Ben gelene kadar ilk yarı anca oynanır. Hadi bakalım gençler. Sizde olay. Çıktı alacağız. Ya alamazsın, nasıl alacaksın elimden? Ya çıktı bekliyorsun. Ya niye ses hadi.
Evet, evde ufak çaplı bir kavga çıktı. Maç kaç kaç? Evde ufak çaplı bir kapışma. Evlilik zor iş arkadaşlar. Niye bu kadar kötü oynadık biz ya? Oğlum onun da çaresi Anthony değil ya. Yok yok, onun çaresi Anthony değil. Aa, dengeli başlamışız çünkü. Biz pozitif oynuyorduk abi. Devam. Hadi bakalım. Vallahi mi ya? Ya yok. Şu an yapabileceğim bir şey değil arkadaşlar. Çıktı istiyor da çıktığı yazıcı bu bilgisayarda. Yayından çıkıp çıktı almam lazım. Onu yapamayız. Yok yok, sorun yok. Bir saat daha devam ederiz. Ya alayım da dur bakalım, şu şeyi bir maç bitsin, şu maç 2 dakika alırız, olmadı 2 dakika beklersiniz, olur mu? Şu maçı bitirelim. Tamam, şu maçı bir bitirelim, bir çıktı alayım ya. Büyümesin olay. Eyvallah, sağ olun gençler. Bu arada golümüzü de iptal ettiler. Oğlum maç gidiyor lan bu arada. Dur şu maçı oynayalım bir. Ya yine 1.69 gol beklensiniz. Yine gol bulamadık ya. Oo, Pino var lan. Hadi oğlum benim. At oraya. Tamam, şu maç bitsin. 2 dakika yapacağız onu. Offside yok ya. Vallahi billahi ya. Bir yenge bir de Antonici'ler. Ne yapıyorsunuz lan siz bana? Yenge de Antonici çıktı. Çok iyi espri lan bu. Bu arada ikinci gol de iptal oldu anasını satayım ya. Hadi çocuklar, hadi ya. Bu maçı almamız lazım. Ne yapıyorsunuz? Haydi çocuğum. Haydi oğlum benim. Haydi oğlum artık, at bunu ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Helal olsun Okan sana be. Bindin otobüse, gel kardeşim. Bak bir Antonici'yi kazandık. Gel kardeşim benim. Bizde ya öyle yok. Biz kim tutmayız. Direkt şükürler olsun ya. Şükürler olsun ya. Otobüse binmiyorsun. Tamam, otobüse binme. Arkadan gelirsin arabayla. 1-0. Oh! Haydi haydi, yetmez yetmez. Yetmez. Abi kaleci ne oynadı? Bu kim ya bu kaleci? Oğlum dönmeler başladı, bak bu maç hocanın yanında olalım filan, üst üste 4. galibiyette ya. Ya. 2-0 Mitrovic. Oyuncu değişikliği. Yalnız 3.70 gol beklentisi gençler. Çok iyi bir form yakaladık. Copy paste yapıyor Mitrovic reis. 3-0. Otobüs kaçtı, aynen öyle. Otobüs Beylikdüzü'nde arkadaşlar. 3.77 gol beklentimiz. Evet, 3-0 kazandık. Müthiş de oynadık arkadaşlar. 26 şut, 12 isabet, 3.89 gol beklentisi. 6 isabetsiz şut ve 0.36 gol beklentisi tuttuk. 82'den sonra tam 3 gol bulduk. Erken bulsak golü çok daha farklı olabilirdi. Şimdi sizden bir, o zaman ben bir 5-10 dakika bir rica edeceğim. Şu çıktıları alalım. Ben de huzurla devam edeyim. Yoksa biliyorsunuz ailede huzur olunca
Benim de için biraz huzursuz oldu. 5-10 dakika bekleyin. Puan tablosuna bakın arkadaşlar siz isterseniz. Ya da bir fikstüre bakın. Antoniciler hesap yapsınlar. Şurada yeniliriz diye. Müthiş bir Galatasaray izliyoruz. 4 maç 4 galibiyet ve 15 maç 23 puandayız. Küme düşme hattıyla 10 puanlık fark var aramızda. 2 dakikanızı rica edeceğim ben sizden. Affola. Ama aile her şeyden önce geliyor. 2 dakikanızı alacağım. Siz fikstüre bakın. Ben 2 dakikada hemen hallediyorum.
stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Tamam gençler, geldim. Hakkınızı helal edin. Ufak bir aksaklık oldu. Çıktıları aldık. Hadi bakalım. Inter. 4'te 4 ile gidiyoruz. Yine başladı Çağrı Antonio diye. 8.'yiz. Alacağımız galibiyet 5.liğe atar. Çocuklu olunca bazen böyle aksaklıklar ne yazık ki oluyor gençler. Onlar da önceliğimiz, biraz öncelik vermemiz gerekiyor. Şimdi transfer dönemi de geliyor. Bu takıma takviye lazım. Forvet'te ciddi sıkıntımız var. Bir şeye bakacağım. Şu gol beklentisi ve gol. Bence gol anlamında 4 maçtan bir galibiyet alırım ya. Alırım Tugay, bana böyle şeylerle gelmeyin ya. Beyler 4 maçı bırakın, 18 maçta 18 mağlubiyet alsam Antonio'yu almam. Öyle diyeyim size. Şimdi şu takım genel bakıştan bir şeye bakmak istiyorum. Gol beklentisi. Penaltı hariç gol beklentisi. Şu an Avrupa Süper Ligi'nde penaltı hariç gol beklentisinde birinci sıradayız ya. Real Madrid ikinci sırada. Liverpool üçüncü sırada. Paris Saint Germain dördüncü sırada. Attığımız gol ama hakikaten yakışmıyor ya bize. Harbiden yakışmıyor yani. Oğlum yapmayın. Antonio'yu görürsek bak 4'te 4 galibiyetle gidiyoruz. Antonio'nun fikstürünü görürsek bütün olayın sihri gider. Yapmayın bunu. Bak bir umutlandık, küme düşme hattından belki 4-5 yaparız diyoruz. Gaza geldik yalnız. Inter bence bizim havamızı söndürür. Inter söndürmezse de Berk Balaban. Ne istiyorsun? Sözleşme. Yok öyle sözleşme. Ne diyelim? Önemsemiyorum. Hadi bakalım. Metehan Baltacı. Metehan sezon bitsin diyelim. Beklemek istemiyorum diyor. Korkarım ısrar edeceğim. Tamam. Metehan nasıl profilin abi? Yok be abicim ya. 4 maçtan alırım be kardeşim. Ama Antonio gelmiyor zaten. Beyler işin şakası bir yana. Antonio geçtiğimiz videoda bakmıştık biliyorsunuz. Bizim stoper almamız lazım. Stoper. Stoper işini çözdük mü gerisi kolay. Emin. Emin'e sezon sonu gel dedik. Emin'i transfer listesine koyalım. Aga, oynatmayacağız adamı. 2,5 milyon euro. 2,5 milyon eurodur. Bir önerelim kulüplere. Kolibali olabilir bak. Kolibali olabilir. Biraz yaşlanmış olmasına rağmen Kim Min-jae olabilir ya. Benim aklımda Kim Min-jae var aslında ama çok yorar mı o transfer maddi anlamda bizi? Açıkçası bilmiyorum. Oğlum al Antonio lan. Alın bakın, bak şimdi ben gözümü kapayım da siz bakın bir. Püüüü. Aykut hoş geldin. Al size Antonio. 14 istatistiklere bakın ki beyler. 14 maç, 1 gol, 5 asist. 6.93. Pü! Pü! İğrenç. 1 gol atmış 14 maçta. Bize gelmek için kötü oynuyor. Yok artık ya. Beyler altyapıdan yine oyuncu çıkartamıyoruz. Kaleciler C demiş. Diğerleri hepsi D, E, E. Evet Inter.
Oğlum çok eğleniyorum ya. Yalnız bu yazıcı olayı sihri kaçırdı biraz, kusura bakmayın. Güzel gidiyorduk. Yani o Liverpool maçı harikaydı. Bence kariyerin maçıydı yani. Kariyerimizin maçıydı. Harbiden kariyerimizin maçıydı yani. Hakikaten Manchester United'la maçımız var değil mi? Oğlum kesin bize gol atar ya. %100. Evet, Inter karşısındayız. Hadi bakalım. Şimdi bir dakika, ilk önce şunları bir ayarlayalım. Zakaria hala sakat. Bu karşılaşmada şu Scali kalsın abi. Scali iyi oynuyor. Milankovic'i atacağız. Orta sahaya da Ricky'yi atacağız. Rocky'ye yerine de şöyle yapacağım ya. Diomande'yi kullanacağım ben. Mitrovic. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Haydi bakalım. Bir bakalım kravaya. Profil çok iyi ama performans ne yazık ki istediğimiz düzeyde olmadı. 6.95 ile oynuyor. 12 maç 4 gol 1 asist. Anthony daha mı iyi? Haydi bakalım. Haydi çocuklar. Koulibaly. Yok, bu maç yenileceğiz ya. Bu maç yenileceğiz gençler. İçime doğuyor. Çöp kuvara bence de valla. Katılıyorum ona. Bak, o konuda haklısın. Haydi Raum. Yürü oğlum. Geçişi yakaladık. Bak yürü. Kaldır kafayı. Haydi krava. Golazo! Zaniye offside yok ya. Gol gol 1-0. Zaniolo müthiş bir geçiş. Krava çete nazire yaparcasına atıyor. Zaniolo gelişine plaseyi bırakıyor köşeye. 1-0. Yok offside hakem, oyuna devam. İlk şut ilk isabet ve gol. Yalnız bir dakika, şunları ben hücum oynayacağız ya. En iyi savunma hücumdur. Bas. Rakip de 4-2-3-1 ile oynuyor. İyi de kadroları var bu arada. Inter'in iyi kadrosu var. Mitrovic sakatlandı. 2-0 oldu. Bir VAR incelemesi daha. Milankovic, Mitrovic. Aynen öyle kardeş. Evet, Mitrovic yerine Victor Rogi alıyoruz. Chat sustu. Galatasaray 5 maç 15 puana gidiyor Avrupa Süper Ligi'nde hem de. Hem de Avrupa Süper Ligi'nde, babaların liginde. Rokio çok kötü ama sakatlandı ya, biliyorum ya. Yedek forvet de çakmak lazım. Bastoni, Gosens, al oğlum. Müthiş pres, müthiş kapanma. Çok iyi yerleşim. Şimdi de bakın, tertemiz bir geçiş hücumu yapacağız. Diomande, Scali, Milankovic, Enzo, Allah. Of 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 of. Krava. Jose Marsa, Raum, Krava, at oğlum Krava, Raum'un önüne, harika pas, geliyoruz, Enzo, tertemiz geldik, müthiş geldik, müthiş bir gol attık, 3-0, Zaniolo, Roma'yı değil ama Milano'yu yakıyor, 3-0, 3-0. Müthiş hücum, müthiş hücum. Zaniolo'dan ikinci gol. Zaniolo sarı kart sınırında. Onu ikinci yarıda çıkartmamız lazım arkadaşlar. Onu hatırlatın bana, Fofana'ya atalım. Yoksa Arsenal deplasmanında oynayamayacak. Arsenal deplasmanı çok daha sıkıntılı bir maç olacak. Evet, 5'te 5'e emin adımlarla giden bir Galatasaray'ımız var ve harika oynuyoruz. 8 şut 6 isabet, 1.46 gol beklentisi.
2 şut 1 isabet 0-15 gol beklentileri var. Şimdi şuradan Zaniolo'yu çıkartacağız dediğim gibi. Bir de bekleri ileri atmayacağız. Yok oynatmıyor. En son transfer listesindeydi Icardi. Roku'ya hakikaten çok kötü ya. 6.4 ile oynuyor ya. Yani çok verim beklediğimiz oyuncuların hiçbirinden verim almadan şu başarıyı elde etmek de bana yazar arkadaşlar yani. Roku'ya 6-3, Enzo 6.5. Ama çok iyi savunma yapıyoruz. Çok iyi savunmayı çok iyi oturttuk sadece. Şimdi Enzo yerine bir Lavia hamlesi yapalım. Raum yerine de bir Dedic'e atalım. Devam. Artık tempoyu da biraz kısma vakti. Haydi bakalım. Twitch'ten memnunum ya. Güzeldi. Serbest defansif orta saha. Bir tık geri aldım derin oyun kurucudan. Serbest defansif orta saha. Ya ikisini de hem hücum hem savunma ama daha çok defansif yönde kuvvetli. Rokie! Oğlum bu adam ne lan böyle? Oğlum senin ellerinde Anthony küllerinden mi doğdurtayım lan? Ulan ne adamsınız ya. Hoppa! 4-0 Lavia! Neler oluyor? 4-0. Evet arkadaşlar denecek bir şey yok. Özellikle savunmamız çok iyi. 0.34 gol beklentisi. 2.12'den de 2 Zaniolo, Milankovic ve Lavia ile kazandık. Son 5 maç 15 puan yapan bir Galatasaray'ımız var. Ve an itibariyle 6. sıradayız. Küme düşmeyi bırakın. Hani utanmasak şampiyonluk yarışına girecek bir performans sergiliyoruz. Küme düşme attığıyla aramızdaki puan farkını 11'e kadar çıkarttık arkadaşlar. 11'e kadar çıkarttık küme düşme attığıyla. Şimdi Arsenal deplasmanına gidiyoruz. Mitrovic 8-11 gün yok. Mitrovic'in sakatlığı sıkıntı. Milankovic 1 gol 1 asistle gecenin adamı. Üst üste 5 maçtır kazanıyoruz. Inter, Villarreal, Liverpool, Sporting ve Roma. Ama şimdi şöyle bir baktığımızda Arsenal United. Abo! Arsenal United maçı geçmez ya. Arsenal United maçları geçmez gençler. Hadi bakalım. Bu Arsenal maçında yine şey yapmayacağız. Bam bam bam. Ama forvette sanki Fofana'yı kullansak daha iyi. Bir Fofana atalım oraya. Zakaryan 6 gün daha Zakaryan. Diomen de oynayacak. Anthony'yi göreceğiz şimdi. Aynen Anthony'yi göreceğiz şimdi valla. Evet Lavia'da gelişimlere devam ediyor ama çok da iyi gelişmemiş. Sadece vücut zindeli artmış. Diğer noktalarda geliş şey var. Şuraya bir bakalım ya gelişimine. Tamam. Hadi bakalım gençler. Oo, sıçtık ya. Of Ricky gitti. 2-3 ay. Abi çok sıçtık ya. İyi giderken illa bir şeyler olur ya. Abi şunları satın ya. Oğlum çok kötü oldu ya. 3 ay. Bu maçtan çok tırsıyorum ya. Bir yerde fena patlayacağız zaten de. Bu maç olabilir. Oho ne yapıyorsunuz oğlum? Ne içiriyorsunuz lan? Antoniciler takımın yarısı sakatlandı anasını satayım. Antoni. Oğlum Antoni'nin mevkisinde sıkıntı yok ya. Şunları bir halledelim gençler.
Oğlum Fatih Terim futbol direktörüyken niye üstüne futbol direktörü istiyorsunuz siz? Hasta mısınız bana öneriyorsunuz ya? Gözlemci alalım. Bakalım göreceğiz. Videonun maçı Manchester United maçı zaten. Kesinlikle videonun maçı o maç. Ama bu maç sıkıntı arkadaşlar. Bu maç bu kadar eksikle buradan bir puan alırsak. Hadi bakalım. Bir puan var ya şu an. Çölde su gibi. Odegaard, Martinelli, Jesus. Çok transfer yapmamışlar. Bir Palhinha'yı almışlar. O da yaşlanmadı mı ya? Kaleye mi koyalım Antony'yi? Hadi bakalım. Bu maç kötü arkadaşlar. Bu maç umutlanmıyorum hiç. Şu iki maç biraz İngiltere seferi evet sıkıntı yaratacak öyle gözüküyor. Diomande. Ah oğlum işte toy abisi. Abileri toy. Bu seviye için toy. Aferin Zaniolo ne oynuyor ya bu videoda. Aferin oğlum. Ah be Diomande ya. Yiyorduk valla. Evet, bangır güngür geliyorlar. Ay kaleci! Of! Of! Ulan senin ben kapril gibi ya. Bu maç kötü. O Diomande de öküzü yüzünden oldu ya. Oo! Oh, 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 oh. Ölçüyor, biçiyor. Kaleci bu kadar boş bırakılmaz orası be abicim ya. Oho! Oh, 2 Çok kötü oynadık ya. Açıklaması yok yani. Abicim ne yapıyorsunuz siz ya? Oho! Oh, 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 oh. Bu ne oğlum? Ne izliyoruz lan biz? Ne izliyoruz biz ya? Oh siktir. Ya bir maç patlayacaktık. O bu maça geldi. Umarım Manchester maçına denk gelmez ama çok çok saçma goller yani. Bak Diomande bak nasıl kaptıracak şimdi bak. Bak. Ver penaltıyı işte. Penaltı değilse de atağımızın içine sıçtın ya. Yok yok vermeyecek vermeyecek. Verdi. Verdi de esprisi yok ki. Olur mu be? Olur mu be? Döner mi ki be?
Valla nasıl 3-0 oldu anlamadık arkadaşlar. 3-1 falan yaptık ama bu bireysel performanslarla buradan bu maçı döndürmek zor. Zaniolo'nun Sarıkars sınırında biz onu, ben açıkçası önümüzdeki maçı düşüneceğim. Bu maç buradan dönmez gençler. Hücum ağırlıklıya falan geçeceğim ama bu maç buradan dönmez. Çok mümkün değil. Raum yine çok kötü. Scalini'nin yerine bir Fresnağı da atalım. Hadi bakalım. Mümkünatı yok dönmez yani. Ya bu maçta dönerse 3-3'e falan ooo. Ama daha fazla olacakmış gibi bir durum söz konusu. Çok toy isim var ve toy isimler çok basit top kaybı yapıyorlar. Ya yani Mitrovic ve Zakaria'nı o kadar aradık ki şu karşılaşmada. Bak iki, bir top. Bir uzun top. Bak bir uzun top. O nasıl bir top ya? Hadi oğlum. Abi baksanıza ya. Bir top kaptırıyorsun. İki topta gol pozisyon buluyorlar. Pasta çok iyi ama be. Bak uyuyor burada. Ward Prowse uyuyor. Güzel yedi. Güzel attı. Ara pası çok iyiydi. Hakikaten ara pası üst düzey bir ara pası attı yani. Bu maç kötü noktaya gidiyor gençler. Biz pozitife falan dönelim. Önümüzdeki maçı düşüneceğiz artık. Raum falan çok kötü. Ward Prowse yerine de bir Lavia atalım. Ricky'yi de aradık. Ricky fiziksel olarak daha sert bir oyuncu o merkezde. Sağlam yenildik. Ama ben bekliyordum böyle bir. Öyle gitmez zaten. Bir performans düşüklüğü bekliyordum da bu kadar basit gol yemeyi beklemiyordum ya. Hayret, Rocco'ya gol attı ilk golü. Oğlum bu Dedic Raum'dan daha iyi oynuyor sol bekte. Ne zaman oynatsak ters ayakla hep etkili, hep etkili. Ah, ulan bir gol olsa var ya. Bir gol, bir gol, bir gol ya, bir gol. Şu free kick olsaydı belki derdim. Ama 5'e falan gitmemesi de bizim için iyi. Abi kaleciliği bakar mısın ya? Kapril 5-9. Fresnağı da sakatlanmış zaten. Ama zaten ikinci yarıda aldık herif oyuna. Devam anasını satayım. Ben şu an Manchester maçındayım. Manchester maçında böyle yenilirsek o zaman sıkıntı. Çok kötü başladık abi. 25 dakikada 3 tane gol yenir mi ya bu seviyede? Ki ne kadar iyi getirmişsin buraya şu ana kadar son 4 maçta. Bak yine savunma arkasına ya. Oho! Manu'ya yenileceğiz ya. Yine ya kaleci uyuyor, savunma uyuyor. Kaleciye bak abi. .239'dan 5 gol yedik gençler. 2.39 gol bek. 5.7 ile oynuyor kaleci. Direkt. Olmadı. Yani anlamadık. Zaten 22 dakikada 3-0 oldu arkadaşlar. Yani 22 dakikada 3-0'dan sonra toparlamaya çalıştık ama gücümüz yetmedi. Kaleci 5.7. Sağ bek 6-4. Stoperler 6-6. 6-2. Dedic 7-4. Bu performansla da buradan
çıkmak çok mümkün değil arkadaşlar. Biraz sinirleneceğiz o yüzden. Herkesi antrenmanda göreceğim diyeceğim. Evet, 7. sıradayız. 17 maç 26 puandayız arkadaşlar. An itibariyle küme düşme hattıyla en azından rahat bir durumdayız. 11 puanlık bir fark var. Fresna da sakatlandı. Ama şimdi esas sıkıntı United deplasmanına gidiyoruz. Bu maç biraz sıkıntılı bir maç olacak hakikaten. Ondan sonra da Real Madrid maçı. Bu iki maçı da yapıp bu akşama tamam diyebiliriz. Açıkçası fotokopi olayından sonra benim de modum düştü. Biraz kusura bakmayın. Ya, o büyüsü gitti yayının ne yazık ki. Aklım da orada kaldı. Diomande de sakatlandı. Marsa da sakatlandı. Oğlum ne yaptınız lan Antonio'cular? Flore'ye ne atıyorsunuz Flore'ye? Bu maç sıkıntı ya. Gençler, genç oyuncularla sözleşme inlemeyeceğim. Free transfer atacağım. Capri, Caprioli değil. Caprioli değil lan. Capri, Capri. Caprioli. Hadi bakalım. Evet, Zakaria'nın iyileşti. Sevindirici nokta bu Zakaria'nın iyileşmesi. Kar yağışlı. United'da, Old Trafford'da, United kaçıncı? United 12. ya. United altımızda söylemesi ayıp. Evet, gözlemci aldık. Sizi gömüyorum oğlum. Daha dur şimdi. United'ı yendin mi tamamdır olay. Oğlum şu Fofana'yı alsak ya, paraya kıyıp. Bu nasıl bir stoperdir fiziksel ya. Fofana'yı satmak istemiyor. Olsun, Arsenal sonuç. İşte gele bakmak lazım arkadaşlar. Bu seviyede alta üste çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Pozisyonlar değişir. Burada Kama Sutra var bu ligde. 4 maç üstteydik. Nasıl ben 22 dakikada 3-0 anlamadım ya. Al, bu nedir oğlum ya? Sıçtık ya. Oğlum bir yazıcı bütün olayı bozar mı lan? Yazıcıdan sonra neler oldu? 4 ay gitti lan. Siktir. Ne bok yiyeceğiz oğlum? Vallahi bence de yenerdik ya. Biraz bahtımız... Evet, bu arada Şampiyonlar Ligi'nde Pontevrat'la ile eşleştik arkadaşlar. Zakaryan da gitti. Ne oluyor oğlum? Oğlum çok pis kumpasa geldik ya. Bu ne lan? United maçı öncesi olması bu kadar mı tesadüf lan? Hiç umudum yok maçtan yalnız. Bu takım buradan çıkamaz. Fark bile olabilir. Hadi bakalım. Ama onu bunu bırakın da Liverpool maçı çok iyiydi ya. Liverpool maçında çok iyi döndük gençler. Şaka bir yana hakikaten elim ayağım titredi burada yani. Ya bir ara maç 6'ya 7'ye gidecek diye korkarken böyle bir dönüş yapmak maçın hikayesini çok net ortaya çıkardı. Arkadaşlar, bu maç her sonucu açık. Bu kadar eksikle sıkıntılı bir sonuç çıkabilir buradan. Bunun altını çizelim. Şimdiden diyeyim, bahaneyi yapayım, yolu yapayım. Bu maç sıkıntılı. Antonio 11'de yok.
Aa var lan, pardon, özür diliyorum. Oğlum forvet mi oynuyor? Has siktir oğlum. Has siktir. Oğlum kesin golü var. Savunma, ben şu an golü görüyorum. Kesik çizgi aralarındaki uyumun arttığını gösteriyor. Oğlum kes. Kesin golü var. Savunma arkasında koştu, golü attı. Chat yıkıldı şu an. Ben var ya şu an bunu görüyorum ya. Görüyorum. Hissediyorum ben bunu yani. Has siktir, çift forvet. Bir de nasıl bakıyor oradan bana bak. Bir golü var değil mi? Bak şimdi. Bir golü var değil mi? Bir golü var bak. Bir golü var. Bakın izleyin şimdi Anthony Show'u. Sıçtık. Vallahi sıçtık. Geniş özet mi? Geniş geniş diyorsun yani. Ben susayım bu maç. Anthony sarı kart ve ceza, o duruma düştü. Oh be kravan be. Oğlum çok enteresan lan. Bir şey oldu oğlum oyuna. Yalnız maça da fena başlamadık ama. Hadi o çocuklar, hadi çocuklar, hadi çocuklar. Hadi Lavia. Hadi oğlum. Hadi Fofana, az senin ayağını osurayım ben. Öyle mi vurulur o top ayağının dışıyla ya? Şutu yok, şutu United'ın, şutu. Şut girişimi yok. Sürünüyor Anthony, dur. Savunma arkasına atmayın lan. Oğlum bak, az siktir. Kaprilim benim be. Asist yaptırmadı ya, adam. Pasa bak diyorlar. Oğlum ne eziksiniz ya. 6.8 ile oynuyor lan. Zanyolam 7.1. Oğlum vallahi iyi oynuyoruz bu arada ha. Yani ilk yarıda Anthony önderliğindeki Manchester United'ın bir isabetli şutu ve sadece 0.28 gol beklentisi var. Ulan buradan benle memo çıksak Galatasaray'a karşı, şu Milenkovic'le Marsa'ya karşı 0.50 gol beklentisi buluruz. Gelmişsiniz bana Anthony övüyorsunuz lan. Hadi bakalım devam. Beğendim takımı. Yok oğlum yeniliriz lan. Aha aha. Sakın. Yürüt. Yok yok. Penaltı yok lan. Yok lan, ne penaltısı, atıyor kendini. Şebek işte, şebek. Tam bir şebek işte. Bu yüzden sevmiyorum. 3 takla attı o pozisyonda. Tertemiz pozisyonda. 3 takla attı. 3. Fofana yürü oğlum. Yürü 4'e 2. Yürü at aradan. At lan, kaldır. Kafanı kaldır lan. Milankovic Antony ile oynuyor. Bir şeyler deniyor. Hadi çocuklar be. Çok güzel atak. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ah sizin ben son ortanıza ya. Devam. Baskıyı kurduk Old Trafford'da. Çıkamıyor United. Çıkamıyorlar. Bütün reboundlar Galatasaray'ımızda. Antony çingenesi orada bir şeyler yapıyor. Bakın bakın Antony'ye. Takım savunması sıfır. Oğlum indir. Oğlum indir Anthony'yi, atmasın. Aferin, aferin, aferin Milankovic. Oydu! Ve gol! Dantro Fofana! Sapla! Sapla! Sapla koçum benim. Dantro Fofana 1-0. Sonuna kadar da hak ettik. Devam lan. Hiç geri çekmeyeceğim takımı. Bu Anthony hıyarına geçirin, geçirin.
Raum gel sen oğlum, Dedişkir. Oğlum bu bireysel performansları biz ne yapacağız ya? Kravaya bak abi. Şaka maka sürünüyor herif ya. Vallahi tele atacağım ya. İki şut, bir isabeti var koca Manchester United'ın. Antony oyun dışında. Antony çıktı. Antony çıkıyor oyundan. Ayakları titriyor Antony'nin. Ayakları. Çıkarttılar lan sizinkini. Evet, chat sessizleşti. Offside. Aman aman çocuklar. Aman çocuklar aman. Dur ya şunu kritik yapalım. Çok çok uzun ya geniş özet. Aferin Milankovic. Antony çıktıktan sonra United gol pozisyonlarına girmeye başladı. Vallahi şaka yapmıyorum bu arada. Ya Antony çıktıktan sonra herifler hücum yapmaya. Yalnız şu maçta şu kadroyla buradan 3 puanla çıkarsak inanılmaz olay. Gezdiriyor. Antony'yi sahanın her yerinde gezdiriyor Milankovic. Her yerinde. Korner direği 6 pas. En sonunda golü de atıyor. Ağlıyordu Antony. Ağlıyordu. Ay bu gece Memo neredesin Memo? Bizim otobüstekiler el kaldırsın. Neredesiniz oğlum? Bu şu maçta beni yalnız bırakmayın lan. Ve deneyecek hiçbir şey yok. Old Trafford'da Antony'cilere karşı 2-0'lık net galibiyet. Maçın en iyisi de Antony'yi marke eden Milankovic arkadaşlar. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Nerede Antony? 6.6 ile oynamış. 7.6 kilometreye koşmuş. Bir penaltı almaya çalıştı. Enteresan işler yaptı ama Old Trafford'dan 2-0'la çıkan Galatasaray var. Harika oynadık. Bu takımla oynanabilecek en iyi oyunu oynadık. Savunmayı çok iyi yaptık. Hücumda da açıkçası bulduğumuz fırsatları değerlendirdik arkadaşlar. Vallahi hiç beklemiyordum yani, yalan yok. Ve 7. sıradayız. 29 puandayız. 7. sıradayız arkadaşlar. Küme düşme hattıyla 11 puanlık fark var. Antony nerede ya? United nerede? Göremiyorum. Ha pardon, 14. sırada. 7 çarpı 2 14. Devam. Yürüyün be çocuklar. Daha ne gireceğiz? Liverpool'a 3-2'den 4-3 döndük. Old Trafford'da gittik. 2-0 net yendik. Arada bir evet şey vardı, katılıyorum size. Arada bir Arsenal maçı oldu ama öyle maçlar olacak bu seviyede arkadaşlar. Şimdi Zakaria'nımız gel. Esas maç bu maç yalnız, şaka maka. Esas maç bu maç olacak. Ya şu maçtan daha ne yapalım hakikaten ya? Daha ne yapalım yani? Antony severler. Daha ne istiyorsunuz? Liverpool 8'ler dediniz. 3-2, 3 avans verdik, 4 attık. Daha ne yapalım? Neyse çok fazla büyük konuşmayalım. Çünkü Osimhen, Rodrigo, Vinicius Junior üçlüsüne karşı çıkacağız. Orta sağ Camavinga, Valverde. Abo! Abo! Bu maç çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Harbi bu maç sıkıntı olabilir. Ciddi sıkıntı olabilir. Bu arada arkadaşlar bu Real Madrid maçı bu videomuzdaki son maç olacak. Transfer sezonu açılıyor. Forvet yazın. Öneri kısmında muhakkak forvet almamız lazım. Mitrovic de gitti. Enzo Fernandez de gitti 3-4 hafta. Bu ne abi? Bu ne oğlum lan? Memo biz niye bu kadar sakat veriyoruz Memo? Bitti, takım gitti ya. Şuraya bak. Enzo, Ricky, Mitrovic, Gomez. Ya forvet, stoper almamız lazım. Antony Coco çekiyordur. Antony'nin en iyi yaptığı iş o. Coco. Coco'cu Antony. Son bir şarkı bu videoda. Hadi. Hangi antrenman olayıyla? Yok ya, bence gerçek değil ya. Asistana devrettim ben de hacı.
Antonio'ya laf sok diyor. Şu bir transfer listesine bakalım mı? Bu Yama hocam. Birinci videoda anlatıyoruz Yama'yı. Bir bakarsan oraya açıklama var. Kimler var transfer listesinde? McGinn'i diye transfer listesine koymuşlar. Szoboszlai var. Ama doğru düzgün isim de yok. Artık büyük oynayacağız. 144 milyon euro transfer bütçemiz var sonuçta. Artık büyük oynayacağız biraz. Antonio diyorlar hala. İnanılmaz. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Oğlum toplantıda ne konuştunuz lan? Antonio mu bağlandı? He? Antonio ile mi konuştunuz? Bak şimdi bak. Yok ben bu maç büyük konuşmayacağım. Çok eksiğimiz var. Bir puan bizim için çok iyi olur arkadaşlar. Bir puan bizim için çok iyi olur. Lavia abi bu takımla buradan çıkarsak Zakaryan yarı sakat oynatıyoruz. Krava seni öttüreceğim gel şuraya. Ben iyi oynadım diyor ya baksana. Performansını arttırdım dedim ben iyi oynar diyor ya. Oğlum ne yaptınız lan bu takıma? Eleştirilmeyi ciddiye alsan iyi olur dedik. Söylediklerimin arkasındayım diyor. Ayda Gürcü mafyasıyla da uğraşılmaz ha. Oğlum bilerek eleştiriyorum şu an. Performansını eleştirmek için bilerek yaptım lan. Adam bok gibi oynuyor. Haydi bakalım. Yalnız bu maç... Vinicius, Rodrigo, Osimhen, Camavinga, Valverde, Alaba, Rüdiger, Scalvini, Eder Militao, Courtois ve söyleyemiyorum ismini tam ama Tsunami. Tsunami diyelim biz ona. Bu maç sıkıntı arkadaşlar. Manyak Kvaravay bak. Gürcü mafyası ama Memo bulaşmamak lazım. Evet iyi savunma yaptık. Hücumda hiç üretemedik. İlk yarı 0-0. Bir puan şu maçtan bence öpelim başımıza koyalım zaten arkadaşlar. Şu maç bir puana hayır diyecek durumda değiliz. Şu Fresnada'yı alalım. Abi bu Rokue ile falan olacak iş değil bu iş ya. Teli Fofana'yı atalım abi forvete. Fofana hadi bakalım. Sizin seviler biraz birikmesi lazım. Hiç gelmedi ki Muhammed. Bir kişi geldi işte. Sen yolladın bugün. Biraz birikirse anca o zaman 4-5 save olursa o zaman inceleriz. Penaltı verme ya. Of yedik ya. Kimi satayım oğlum? Kimi satayım la? Fofana mı? Rokuya mı? Rokuya kim alır la? Ölmüş. Ah Zakaryan, ah Zakaryan, ah. Kvara'yı satabilirim valla. Valla satabilirim iyi teklif gelirse. Osimhen mi istiyorsunuz? Yuh! Oh bir de Osimhen. Osimhen'i severim yalnız beyler. İmkanım olursa alırım. Antonio kadar değil Osimhen'dir. Osimhen'i istemeyen olur mu ya? Haydi kravam. Haydi oğlum. Penaltı ya. Penaltı. Penaltı ver. Ver penaltıyı. Ver. Ver. Ver 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 ver. Oğlum farka bak lan. Adam takım elbise girmiş ben eşofmanlıyım. Ha penaltı. Hadi bakalım. Kaçıracak ha. Hayret attı. 1-1. Devam.
Oğlu çok kötü penaltı atmış. Courtois neredeyse çıkartıyormuş penaltıyı. Zaniolo kötü. Savunma kötü. Yani Diomande gel ya Zaniolo yerine diyeceğim ama Diomande orada oynayamaz ki zaten. Teli alalım. Şöyle teli forvete atalım. Yok abi oyunda oyuncu kalmadı. Hayda of ya. Oğlum Kayseri'yi de almışlar lan. Bitir hakem bitir. Bir puan bu maçta bizim için iyidir. Bitir hakem. Hayda. Yapma bunu. Penaltı yapma. Kaysedo da almış. Valverde, Camavinga. Bu nasıl orta sahadır ya? Bitir, 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 bitir. Haydi oğlum benim. Yıkarım bu ortalığı. Vallahi yıkarım bu ortalığı. Yıkarım burayı. Hadi oğlum. Püh, senin ayağını osurayım ben. Kaç tane golün var İngiltere'de orada Türkiye'de atamadın. Haydi, haydi. Haydi Zakaria. Haydi oğlum. Ah, 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 ah. Abi şu takımla Real Madrid'i elimizden kaçırdık. 11 şut, 7 isabet, 2.05 gol beklentimiz var. Bu kadar eksiye rağmen 14 şut, 4 isabet, 1.14 gol beklentisi tutup Real Madrid'i bir puan çok iyiydi arkadaşlar ki bireysel performanslar kötüydü. Raum 7-6, Zakaria 7 ile oynadı. Elimizden kaçtılar. Harbiden elimizden kaçtılar. Ama hak ettiğimiz bir maçtı. Evet şimdi arkadaşlar bu videoyu burada bitireceğiz. Şöyle bir bakalım. Önümüzde transfer dönemi var. Şöyle bir bakacağız. Çok iyi bir video oldu bizim için. Bir tek Arsenal arada sıkıntı çıkarttı. Onun dışında United galibiyeti fenaydı. Bilenler bilir. Acıları devam ediyor. Toplanıyorlar. Liverpool'da 3-2'den 4-3'e döndük. Villarreal, Sporting, Roma ve Inter galibiyetini gördük arkadaşlar. Şimdi de Icardi yazıyorlar. Oğlum bu kadar olmaz lan. Icardi yazıyorlar. Oğlum ne oldu lan? Oğlum ne oldu lan? Ne oldu ne oldu? Ne Icardi'si? Alo. 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 Icardi olabilir bu arada. Yani Icardi olabilir yani. Icardi transfer listesinde 24 milyon. Icardi'yi alabilirim bu arada. Mitrovic gelene kadar alabilirim yani. Oğlum fiziksel çok kötü. Bu seviyede çok zorlanır. Çok zorlanır fiziksel. Bakacağız tamam bakacağız. Evet önümüzdeki videoda şu Şampiyonlar Ligi maçını oynarız. Onunla başlayalım. Hem kalabalıklaşırız. Leipzig, Barcelona, Chelsea, Paris Saint Germain, Porto. 5 maçın 4'ü kendi sahamızda arkadaşlar. Bu iyi fikstürden sonra şu an 7. sıradayız. 19 maç 30 puandayız. İlk 4 hayali neden kurmayalım diyoruz ama çok sakatımız var gençler. Hakikaten çok sakatımız var. Valentin Gomez, Enzo Fernandez, Samuel Ricci ve Mitrovic yoklar. Raum'da cezalı sebebiyle önümüzdeki maçta oynayamayacak. Icardi olabilir ya. Icardi mantıklı bu arada. Icardi transfer listesinde. Victor Roque'ye kötü. Mitrovic sakat. Icardi'yi alabilirim yani. Mantıklı. Icardi'yi alırım oğlum. Icardi'yi severim ben. Icardi koymaz bana. Icardi hiç şey yaparım yani. Oradan vuramazsınız beni gençler. Antony'den vazgeçtiniz mi? Hadi söyleyin baba bakalım. Abi haklıymışsın deyin. Tamamdır barışalım. Barışalım. Evet bitiriyorum. Biraz yazıcıdan sonra benim de modum düştü. Buradaki muhabbet de düştü. Keşke olmasaydı. Ama olacak arkadaşlar. Aile hayatı denen bir şey var işte. Ne yazık ki. Yarın görüşmek üzere aynı saatte 8.30'da. Transfer önerinizi yazın. Icardi'yi harbiden alabilirim yani. Icardi'yi harbiden alabilirim diyorum. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi koyduk be diyorum. Hadi görüşürüz.